the turn, cause I want, wanna freeze this moment, make it mine, hold you close, now my heart's wide open. Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Oppo'nun yeni Reno modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Oppo'nun Reno modeli artık kendini ispatlamış bir seri. Dolayısıyla bu serinin Türkiye'de de hayli tuttuğunu, hayli beğenildiğini sizlere söyleyebiliriz. İlk olarak incelememize telefonumuzun kutusunun içerisinde neler olduğuyla başlayalım. Sonrasında cihazımıza geçelim ve bu cihaz bizlere neler sunuyor? Bunlardan biraz size bahsedelim. Şunu belirtelim arkadaşlar. Cihazımızın kutu içeriği hemen burada. Görüyorsunuz burada bir hızlı şarj adaptörümüz yer alıyor. Bunun yanında Type-C bağlantı kablomuz ve tabii ki kablolu kulaklığımız bulunuyor. Ayrıca kutu içerisinden telefonda kullanmanızı sağlayan bir silikon kılıf çıktığını da sizlere belirtelim. Burada özellikle şu hızlı şarj adaptörüne dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz zaten Oppo günümüzde hızlı şarj teknolojilerine önemli yatırımlar yapan bir şirket. Dolayısıyla orta segment cihazlarında dahi bizlere yüksek hızlarda hızlı şarj teknolojisini sunuyor. Burada da yine 50 wattlık bir hızlı şarj adaptörüyle geliyor telefon. Yani kutudan 50 wattlık hızlı şarj adaptörümüz de çıkıyor. Bunu niye size özellikle belirtiyorum? Günümüzde artık bazı üreticiler telefon kutularına şarj adaptörünü dahi koymuyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla burada Oppo'nun şarj adaptörünü koyduğunu, özellikle de 50 watt hızlı şarj adaptörünü koyduğunu sizlerle paylaşmak istedik. Tabii bir de şu kulaklık meselesi var. Biliyorsunuz artık pek çok cihazın yanında kablolu kulaklık da çıkmıyor. Fakat burada Oppo Reno 6'nın kutusundan kulaklığımızın çıktığını da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi arkadaşlar, içerik bilgimizi verdiğimize göre, yani kutu içeriğinde neler olduğunu söylediğimize göre sıra geldi telefonumuza. Burada telefonu elimize ilk aldığımızda alışık olduğumuz Oppo hatlarının direkt olarak bizleri karşıladığını görüyoruz. Burada delikli ekran tasarımı söz konusu ve çerçevelerin de hayli ince konumlandırıldığını sizlere söylemem gerekiyor. Delikli ekran tasarımına sahip telefonları görmeye artık son dönemde alıştık. Fakat burada benim size özellikle dikkat çekmek istediğim bir konu var. O da alt çerçevenin piyasadaki rakiplere nazaran çok çok daha ince olması. Biliyorsunuz genelde zaten bu tarz telefonlarda hani yan çerçeveler ve üst çerçeveler ince oluyor. Pekala, buna alışırız ama alt çerçeve bir tık kalın oluyor. Fakat Oppo burada ne yapmış arkadaşlar? Alt çerçeveyi de incelterek gayet güzel bir tasarıma imzasını atmış. Telefonun arka kısmını çevirdiğimizde bizleri hoş bir renk karşılıyor. Bu renk arkadaşlar Aurora olarak geçiyor. Bir de bunun siyahı var. Fakat bu rengin gerçekten çok hoş durduğunu sizlere söylemem gerekiyor. Özellikle şöyle ışık altında çeşitli yansımalar yaptığınızda çok değişik renklere büründüğünü söyleyebilirim. Ve parmak izi bırakmıyor. Ayrıca dokunduğunuzda da böyle hoş bir hissiyat bırakıyor. Yani böyle nasıl tanımlasam, pürüzsüz değil ama bunu dokunduğunuzda anlarsınız. Gerçekten çok hoş bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim sizlere. Burada benim dikkat etmek istediğim önemli bir unsur daha var. Biliyorsunuz son dönemde ülkemizde çeşitli fabrikalar açıldı. Çeşitli üretimler yapılmaya başlandı akıllı telefonlar üzerine. Fakat bunların çoğunda Assembly in Turkey yazıyor. Yani montajlaması Türkiye'de gerçekleşti yazıyor. Fakat burada arkadaşlar Made in Turkey yazısı dikkatimizi çekiyor. Yani bu telefon tamamen Türkiye'de üretilmiş durumda. Bu da bizler için gerçekten önemli bir unsur diyebilirim. Kamera modülüne geldiğimizde çok öyle aman aman abartı bir kamera çıkıntısı olmadığını söyleyebilirim sizlere. Hatta şöyle telefonu yan olarak tuttuğumda siz de net olarak görebileceksiniz. Burada dörtlü bir ana kamera modülü mevcut ve bu kamera modülünün öyle çok fazla çıkıntı yapmadığını söyleyebilirim. Bu neden önemli? Telefonu şöyle kılıfsız kullandığınızda arkadaşlar, masa üstüne koyduğunuzda bu çıkıntı çok fazla olduğunda telefon oynuyor vesaire. Ama burada gördüğünüz gibi çıkıntı çok fazla olmadığı için telefonda böyle masada çok fazla kambur durmuyor. Şimdi gelelim telefonumuzun ön tarafına tekrardan. Burada sol tarafta arkadaşlar ses açıp kapama tuşumuz var. Ve üst tarafında da hemen sim kart yuvamız bulunuyor. Ve sağ tarafta da bizim power butonumuz bulunuyor. Yine bu power butonunun üzerinde Oppo ile özdeşleşen yeşil çizgiyi görüyoruz. Alt tarafa geçtiğimizde 3.5 mm'lik kulaklık girişine yer verildiğini görüyoruz ve onun hemen yanında da USB Type-C girişimiz yer alıyor arkadaşlar. Tekrardan ekrana dönelim. Bu telefonda arkadaşlar Oppo bizlere 1080x2400 piksel çözünürlüğünde 411 ppi piksel derinliğine sahip
6.4 inçlik AMOLED bir ekran sunuyor. Bu ekranın arkadaşlar ortalama parlaklığı 430 nits, maksimum parlaklığı ise 750 nits. Yani ekran parlaklığının hayli yüksek seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şöyle parlaklığı ben sonuna kadar açayım, biraz da kısayım. Böylece siz de ekran parlaklığının hangi seviyelerde olduğunu daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle kısayım biraz, gördüğünüz gibi. Ekran parlaklığı telefonun gayet başarılı diyebiliriz. Bu neden önemli? Güneş ışığına çıktığınızda ekran parlaklığı düşük olan telefonlarda telefonun ekranını görmek neredeyse imkansız hale geliyor arkadaşlar. Bu yüzden ekran parlaklığı yüksek olmayan cihazları gün ışığı altında kullanmak zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor sizler için. Burada Oppo gayet ideal bir ekran kullanmış ve ekran parlaklık seviyesinde iyi bir seviyeye getirmeyi başarmış. O yüzden telefonu gün ışığında dahi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ekrandan bahsetmişken size şunu da belirtelim. Bu telefonda arkadaşlar ekran altı parmak izi okuyucusu var. Yani yan tarafta vesaire değil. Parmak izi okuyucusu ekranın altına konumlandırılmış durumda. Ve parmak izi okuyucusunun da gayet iyi ve verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim sizlere. Telefonu test ettiğim süre boyunca öyle çok fazla takılmaya maruz kalmadım. Yani bu tarz teknolojileri kullananlar bileceklerdir. Telefona parmağınızı koyarsınız, İşte parmağınızı tanıyamadı vesaire gibi uyarılarla karşılaşabilirsiniz. Ama Reno 6'nın bu anlamda gayet verimli bir performans sunduğunu sizlere söyleyebiliriz. Şimdi ekrandan bahsettiğimize göre sıra geldi telefonumuzun teknik özelliklerine. Oppo arkadaşlar bu cihazda Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 720G Yonga setine yer vermiş. Bu Yonga seti bildiğiniz üzere 8 nanometrelik bir Yonga seti ve içerisinde 8 farklı işlemci çekirdeği bulunuyor. GPU tarafına baktığımızda ise Adreno 618'e geldiğini görüyoruz. Adreno 618 oyunlarda gayet başarılı performans sunan bir GPU. Dolayısıyla bu telefonda herhangi bir oyun oynadığınızda vesaire donma, takılma, kasma vesaire yaşamıyorsunuz. Zaten biz PUBG ve Call of Duty Mobile'i indirdik ki biliyorsunuz bu iki oyun telefonları en çok kasan oyunların başında geliyor. Biz bu iki oyunu arkadaşlar denedik. Deneyimlediğimiz süre boyunca herhangi bir donma, kasma, takılma vesaire yaşamadık. Gayet başarılı bir şekilde telefonda bu oyunları oynadık. Dolayısıyla ben bu telefonu oyun için almayı düşünüyorum ama acaba donma, kasma vesaire gibi sorunlar yaşar mıyım diye düşünüyorsanız kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını da sizlere belirtmiş olalım. Tabi günün sonunda baktığımız zaman arkadaşlar oyun söz konusu olduğunda batarya da bizler için önemli bir kriter. Oppo bu cihazında 4310 mAh'lik bataryaya yer vermiş. Fakat bundan da önemlisi az önce belirttiğim üzere bu batarya 50 watt hızlı şarjı destekliyor. Dolayısıyla oyun oynarken atıyorum telefonunuzun şarjı çok azaldı vesaire, telefonunuzu pile taktığınız anda hızlı bir şekilde şarj olmaya başlıyor ve siz oyununuzu oynarken dahi herhangi bir ısınma vesaire olmadan telefon hem şarj oluyor hem oyununuza devam etmiş oluyorsunuz. Tabi burada şunu kastetmiyoruz arkadaşlar. Telefon şarj olurken ya da oyun oynarken tabii ki ısınır. Fakat burada aşırı bir ısınma söz konusu olmuyor. Özellikle parmaklarınızın geldiği şu kısımlar gayet serin duruyor. Oyun oynarken çok fazla rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Bu bilgiyi de sizlerle yeri gelmişken paylaşmış olalım. Madem batarya dedik, batarya tarafında şunu da söyleyelim sizlere arkadaşlar. 50 watt hızlı şarj desteği sayesinde bu telefonu 5-10 dakika şarj ettiğinizde bütün günü çıkaracak pil süresini size sunabiliyor. Tabii ki burada şunu kastetmiyoruz. 5 dakika şarj edin, bütün gün oyun oynayın demiyoruz ama 5 dakika şarj ettikten sonra tüm arayanlar bütün gün boyunca size ulaşabilir. Siz de aradığınız kişilere ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu hizmeti bize sunuyor olması. Şimdi teknik özellikler tarafına geri dönelim arkadaşlar. Bu cihazda kutunun üzerinde de yazıyor zaten. 8 GB'lık bir RAM desteği bulunuyor ve 128 GB'da dahili depolama alanımız mevcut. Tabii ki şunu belirtmek istiyorum. Dahili depolama alanında 128 GB benim için yeterli değil derseniz micro SD kart desteği de bulunuyor. Yani dilerseniz micro SD kart desteği sayesinde telefonun hafızasını bir tık daha genişletebilirsiniz. Bu arada Oppo'nun çok güzel bir özelliğini de sizlere hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Oppo'nun özellikle yeni cihazlarında RAM genişletme olayı var. Yani sanal RAM bellek olayı mevcut. Bu neydi arkadaşlar? Telefonun dahili depolamasının bir kısmını RAM bellek olarak kullanabiliyorduk biz. Örneğin bu telefonun RAM belleği 8 GB ama biz bu RAM belleği
5 GB'a kadar genişletebiliyoruz. Telefonun ayarlar kısmına girip telefon hakkında'ya tıkladığınızda orada zaten RAM mevcut. RAM'e tıkladığınız zaman RAM genişletme menüsü karşınıza geliyor. Buradan 2, 3 ve 5 GB'lık bir seçeneği seçip telefonu açıp kapattığınız anda telefonunuzun RAM kapasitesi de genişlemiş oluyor. Örneğin şu anda artı 3 GB'lık RAM seçeneği bu telefonda seçilmiş durumda. Yani cihazımın şu andaki RAM'i benim 8 değil 11 GB. Bunu da size belirtmem gerekiyor. Tabii ki ben dilersem 5 GB'ı seçip telefonumun RAM seçeneğini 13 GB'a çıkartabilirim. Ya da 2 GB seçip telefonumun RAM seçeneğini, RAM opsiyonunu 10 GB'a çıkartabilirim. Bu tamamen size kalmış bir durum arkadaşlar. Şimdi RAM'den bahsettik, dahili depolamadan bahsettik, telefonumuzun bataryasından bahsettik. Sıra geldi kameraya. Aslında Oppo Reno 6'yı selefinden ayıran en önemli özelliği kamerası diyebiliriz. Bu kamerada arkadaşlar gerçekten çok güzel modlar mevcut. Kameraya ilk girdiğinizde bir kere portre ve video modunda bizleri birçok özelliğin karşıladığını sizlere söyleyebilirim. Burada özellikle değinmek istediğim arkadaşlar benim video modları. Çünkü video modlarında gerçekten çok muazzam işler çıkartabiliyorsunuz. Burada yukarıda gördüğünüz renkli butona bastığınız zaman çeşitli stil seçenekleri geliyor karşımıza. Bu stil seçeneklerinde pek çok video modunu seçebiliyoruz. Burada size özellikle benim söylemek istediğim yapay zeka destekli, renkli portre modu ve bulanık portre modu. Bunlar gerçekten verimli sonuçlar veriyor. Bu sayede telefonun video modunu bulanık modda kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu önceki modellerde bulunmayan bir özellikti. Yani Oppo Reno 6'nın kamerasıyla selefinin önüne geçtiğini sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bu kamera kağıt üzerinde bize neler sunuyor diye soracak olursanız, 64 megapiksellik bir ana kameraya 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerasının eşlik ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Ayrıca bu telefonla arkadaşlar 30 FPS'te 4K videolar çekebiliyorsunuz. Biz de 4K bir video kaydı gerçekleştirdik. Dilerseniz şimdi çektiğimiz fotoğraflar ve çektiğimiz 4K'lık videoyla sizleri baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, şu anda Oppo Reno 6'nın kamerasıyla bir çekim gerçekleştiriyoruz ve bu çekimi 4K çözünürlükte yapıyoruz. Telefonun 4K çözünürlükteki çekim kalitesinin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Dilerseniz şöyle bir zoom da yapalım. Bakalım aşağıdaki araçlar nasıl gözüküyor. Evet, şu anda 12 zoom yaptık arkadaşlar. Tabii telefonu bir tripodda vesaire tutmadığımız için biraz titreme olması gayet normal. Dilerseniz şöyle biraz çekelim. Bakın şurada bir metrobüs durağı var. Metrobüs durağına biraz zoom girelim. Hemen şöyle 10x zoom girdik arkadaşlar şu anda. Ne kadar yakınlaştırdığını görmek için şöyle çekelim geriye. Evet, şu anda bakın 1.1x ve tam normal moda geldik. Yani telefonun gayet başarılı bir yakınlaştırma performansını, zoom performansının olduğunu da sizlere söyleyebiliriz. Geldik ön kameramıza arkadaşlar. Bu cihazın ön tarafında 44 megapiksellik bir
selfie kamerası yer alıyor. Bu selfie kamerasıyla da yine 30 ve 120 FPS'te 1080p video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Genel anlamda baktığımız zaman kamera anlamında Oppo Reno 6 rakiplerinin hayli önüne geçmeyi başaran bir cihaz olmuş diyebiliriz. Burada bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi de tekrardan belirtiyorum. Bu telefonun Made in Turkey yani Türkiye'de üretilmiş olması. Bakın arkadaşlar montajlanması demiyorum. Türkiye'de üretilmiş olması. Peki Türkiye'de üretilen bu cihazın fiyatı ne kadar? Şimdi gelelim cihazımızın fiyatına. Evet arkadaşlar bu telefon ülkemizde 7299 Türk Lirası'na satılıyor. Fiyatının uygun olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Biliyorsunuz şu anda döviz kurlarında muazzam bir artış söz konusu ve fiyatlara bu artış tam olarak yansımadı diyebiliriz. Biliyorsunuz yansıtan birkaç tane firma var ama Oppo onlardan biri değil. Dolayısıyla bu cihazı önümüzdeki süreçte 7299 Türk Lirası'ndan almanız çok da mümkün olmayabilir. Eğer kısa vadede ben yeni bir telefon almayı düşünüyorum ve Oppo Reno 6'da seçeneklerim arasında diyorsanız çok fazla beklememenizi tavsiye ederiz. Önümüzdeki süreçte muhtemelen bu telefonun fiyatı da artma eğilimine girebilir. Eğer cihaz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu video altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlerin sorularını yanıtlamaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.